bir şaka değil. Kim oturmak ister? Bir gün sokakta yürüyorsunuz. Belki işten çıktınız, belki sevgiliniz de sinemadan. Aklınızda bin türlü dert, tasa var. Takımınız bu haftaki maçını da düşünüyorsunuz. Yazın nereye tatile gideceğiniz de aklınızda at koşturuyor. Ve bir anda sokakta bir tekerlekli sandalye görüyorsunuz. Tüm dertlerinizden, aklınızdakilerden başka bir evrende, zamanın, mekanın ötesinde bir yazıyla karşılaşıyorsunuz. Bu bir şaka değil. Kim oturmak ister? İşte böyle bir anda düşünceleriniz donup kalıyor. Provokatif bir şekilde aklınız karışıyor. Engellileri düşünmeye başlıyorsunuz. Bu tekerlekli sandalye muhtelif zamanlarda, muhtelif yerlerde hep aynı cümleyle karşınıza çıkıyor. Zira farkında mısınız hareketi sizi farkında olmaya çağırıyor. Rudin Alper Bingöl genç bir reklamcı. Bilgi Üniversitesi'nde okurken tez konusu olarak engelliler alanında çalışmayı seçti. Amacı bugüne kadar farklı bir çalışma hazırlamaktı. Ve bir sabah aklında bu düşünceyle uyandı. Proje benim test projem olarak başladı. Bunun spesifik bir sorun gibi değil de insan haklarına yönelik bir sorun olarak algılandığını fark ettim. Bunun üzerine konuyu belirlemiş oldum. Daha sonra neler yapabileceğimi düşündüm. İşte bir web sitesi ilk başta fikri vardı. Engelleri kaldır sisteminin olduğu bir web sitesine karar verdim. Bu web sitesi işte insanların bir şekilde Türkiye'deki engellilerin karşılaştığı en büyük sorunun bir şekilde sosyal hayata entegre olamamaları olarak insanların şey yapıyordu ve ben de aynı düşünceye sahiptim. Çünkü o sırada görüştüğüm birçok engelliden benim aldığım cevap hani bir şekilde birçok şey yapmak istiyorlar aslında. Hani sinemaya gitmek istiyorlar, tiyatroya gitmek istiyorlar, eğitim hayatlarını devam ettirebilmek istiyorlar. İş olanakları istiyorlar fakat bunları gerçekleştirememelerinin nedeni en başında sosyal hayata karışamamaları. Ve bunu bir şekilde sağlamak için engelleri kaldır sistemi içeren bir web sitesiydi. Ne yapabileceğim üzerine düşünüyordum. Yani bir televizyon reklam filmi düşünüyorduk. İşte bir billboard çalışması, afiş çalışması vesaire düşünüyorduk. Ama bunların artık insanlarda çok fazla algı yaratmayacağından dolayı açık havada daha etkili bir şey yapalım dedik. Bunun üzerine düşünürken bir gece aklıma geldi. Bu bir şaka değildir şeklinde 1 Nisan'da böyle bir kampanyanın düzenlenmesi. Hemen bilgisayar başına geçip Photoshop'ta onun düzenlemelerini yaptım. Engelleri Kaldır Hareketi bugün internette yaklaşık 300 bin kişiye ulaşmış durumda. Kendilerini takip eden herkesi düzenli olarak Türkiye'deki engellilerin durumuyla ilgili bilgilendiriyorlar. Sadece bununla da yetinmeyip gazete ve billboardlarda verdikleri ilanlarla farkındalığı yüksek tutmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de hem gerçek verileri kullanıyor, hem de etkili cümleleri seçiyorlar. Fakat sadece internette ve medyada değiller. Onlar her zaman engellilerin çıkamadığı sokaklardalar. Bir tekerlekli sandalye ile engellilerin yaşadıklarını en yalın haliyle herkese anlatmaya çalışıyorlar. Rudin Alper Bingöl, genç bir üniversite öğrencisiyken bir tez projesiyle yola çıktı. Engellilerin yaşadığı koşulları öğrendiğinde yoluna devam etmeye karar verdi. Sadece söz üretmedi, sahaya çıktı. Herkesin aklında farkındalık yaratmaya çalıştı. Hayata geçirdiği projelerle engelli engelsiz ayrımı yapmadan koskocaman bir fark yarattı.